Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Antalya GrowTech 2017 Fuarı. Fuar katılımcılarımızdan Özdirek San firmasına konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ahmet Özdirek bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, iyiyim, siz sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Hayırlı fuarlar bu arada. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ahmet Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Sektöre girişimiz Özdirek San firmamızın 4. kuşak yöneticisiyim. Dededen gelen bir meslek, bir sanat bu. Tabii kökten yetiştik. Biraz daha geliştirerek çiftçilerimizin çok talep etmiş olduğu sera ısıtma sistemine yönelik bazı çalışmalarımız gerçekleşti. Tabii bu işi de biraz ilerleterek bu şekilde bir makine yaptık. Evet. Peki biraz Özdirek San'ı tanıyalım o zaman. Ne tür hizmetler sunuyoruz? Özdirek San firmamız 1991 yılında kurulmuş olan bir firmadır. Tabii bunun önceleri de var. Resmi olarak 1991 yılında kuruldu. Firmamız belediyelere çöp konteyner, çelik konseksiyon, çatı köprüler, soğuk hava deposu müteahhitliği yapmaktadır. Tabii daha sonra firmanın dördüncü kuşağı olarak ben aktif olarak işe başladığımda biraz daha geliştirerek tarım sektörüne biraz daha meyil verdik. Tabii biz de seracılığın başkenti olan Kumuca'dayız. Bunun için böyle bir sera ısıtma sistemi yaptık. Bundan sonra da sera ısıtma sistemi olarak devam ediyoruz. Peki biraz makinelerden bahsedelim o zaman. Makinamız 1,5 ile 2 dönüm arasındaki yerleri ısıtıyor. Otomatik ateşleme sistemli. Çiftçinin PLC ekran kontrol ünitesine yazmış olduğu set değerleri doğrultusunda tamamen kendisi ateşliyor. İçeriye sıcak hava sirkülasyonu yapıyor. Bunu hem verim kazanıyor hem de maliyetten, işçilikten düşüş sağlıyorlar. Peki ne tür kullanım avantajları var? Çiftçinin geceleri hiç uykusuz kalıyordu. Uykusuz bırakmamak için bu tür bir makineyi yaptık. İşte normalde 2 dönüm yere 6 adet soba kullanıyorlardı. Biz bir makineyle yaptık. Hem işçilikten hem de yakıttan tasarrufları var tabii çiftçilerimizin de. Bu şekilde bir makinenin imalatını gerçekleştirdik. Ödül alan makinemiz bu makine var. Evet, ödül alan makinemiz. GrowTech Tarım Fuarı'nda inovasyon ödülü alan makinemiz de bu. Çok güzel. Yine bunu fuarda sergiliyoruz zaten gelen misafirlerimize. Peki başka makineler var mı? Bunun bir üst versiyonunu yapmayı planlıyoruz şu anda. Ar-Ge'si yapım aşamasında. Ar-Ge'si tamamlandığında daha bir başka makine yapacağız. Yapmış olduğumuz makinelerin hepsini Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan zirai kredilendirme alan Türkiye'deki ilk firmayız. Yine sera ısıtma sistemlerinde Akdeniz Üniversitesi tarafından deney raporu alan ilk firmayız. Firmamız genellikle ilklere imza atan bir firmadır yani. Peki siz kendiniz şu an tek ilgileniyorsunuz sanırım şirkette değil mi? Tabii, evet. Çok güzel başarılar elde etmişsiniz. Tebrik ediyoruz sizleri. Tamam, peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Ahmet Bey? Hizmet verirken genellikle müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Hassas, titiz işçilik yapıyoruz. Arkasında durabileceğimiz bir makineyi yapıyoruz. Tabii bizim de hep hedefimiz şudur. Malı satmak kolaydır. Sattığın malın arkasında durmak zordur. Biz de satmış olduğumuz makinenin arkasında durmak için mücadele ediyoruz ve duruyoruz da. Müşterilerimizden de bu zamana kadar hiçbir şikayet gelmedi. Aksine daha da teşekkürler gelmeye başladı. Teknik servisimiz güçlü diyorsunuz. Peki kullanım süresi ne kadar? Kaç yıl? Ömürlük bir makine yani. Kullanım süresini ömürlük bir makine yaptık. Makinemiz fiyat olarak da biraz uygun yani çiftçilerimize. Alışları da kolay. Ziraat Bankası makinemize kredi veriyor. İşte faizinin 0,40 oranında faizinden devlet desteği var sadece makinemizde. Peki fuarla ilgili görüşleriniz neler? Nasıl gidiyor fuar? Fuar çok güzel, çok canlı, çok hareketli. Yurt dışından çok aşırı talepleri var. Afganistan'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan makinemize çok büyük talepler var. Şu anda siparişler almaya başladık yani yavaştan. Fuarın ikinci günü olduğuna rağmen
güzel siparişler elde ediyoruz yani. Peki yurt dışına daha önce var mıydı ihracat makine konusunda? Yurt dışı olarak yani en uzak yerimiz yavru vatanımız Kıbrıs'a vardı yani. Onun haricinde Türkiye'nin zaten çeşitli bölgelerinde aşırı bir derecede makinemiz yoğunlaştı. Sadece yani bizim bu Batı Antalya bölgesi değil, Fethiye, Aydın, İncillova, Urfa bayimiz var bizim. Urfa'ya kadar makinelerimiz gitti. Yani Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde makinelerimiz çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yine Özyüreksan markasıyla mı makineleri sürüyorsunuz? Tabii. Yine Özyüreksan markası adı altında. Özyüreksan'ın vermiş olduğu garantisiyle makinemizin satışları devam etmektedir. Peki bu makineyi yapan ilk firmalardan evet. birisiniz değil mi? Evet. Sektördeki farkınızı nasıl oluşturuyorsunuz Ahmet Bey? Sektördeki farklılaşmamızı biz ilk etapta kaliteli ürünler elde ediyoruz. Yani Çin malı da var aynı bir ürünün, Türk malı da var. Biz ilk önce Türk malına yöneliyoruz. Fiyatı pahalı, almış olduğumuz ürünün fiyatı pahalı ama arkasında durabileceğimiz bir ürün alıyoruz. Bu bizim bir önceliğimizdir. Yani müşterileri memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte kar oranımızı fazla tutmamaya çalışıyoruz ama en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Ürünümüz biraz belki pahalı da olabilir kimi çiftçilerimizin evet. maddiyat açısından. Ama arkasında durabileceğimiz bir ürün yapmak için mesela öne sacı bile A1 kalite saç kullanıyoruz. Bu şekilde kaliteli, güven verebileceğimiz, arkasında durabileceğimiz kaliteli ürünler kullanıyoruz. Kaliteli bir malzemeyle, kaliteli bir işçilikle bütün makinaları bu şekilde piyasaya sunuyorsunuz. Evet. Peki buradan izleyicilerimize, çiftçilere neler önereceksiniz? Önereceğim bereketli pazarlar dilerim çiftçilerimize. Biz daha iyisini yapana kadar da en iyisi bu diyorum ben. Çok iddialı bir konuşma oldu. Teşekkür ediyorum sizlere Ahmet Bey. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Antalya dedik ve GrowTech 2017 fuarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Fuar standımızdan Özyüreksan'a konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'da.